Arkadaşlar merhaba. Bugün Sakaryabaşı'ndayım. Sakaryabaşı daha önce defalarca geldiğimiz, daha çok da bir baharda, sonbaharda geldiğimiz bir yer. Bugün her yer karlar altında. Çok ciddi soğuk diyebilirim. Gece -9 derecelerdeydi. Gece boyu yağan karla her yer beyaza büründü. Çeşmeler dondu. Balıklar dondu. Evet, bu balıkların hikayesinden kısaca bahsedeceğim. Bu balık da nereden geldi bana? Dün nehrin öbür tarafında kamp yapmak için yer arıyordum. Aslında çok güzel gidiyordu her şey. Çamur değil gibiydi, batak değil gibiydi. Ama araba birdenbire çamura saplandı. Tesadüfen hemen arkamdan bir araba daha geldi. Onlar da benim arkamda çamura saplandılar. Baktım, içinden iki tane çok güler yüzlü arkadaş çıktı. Meğer onlar balıkçıymış. Dediler ki, biz saplandık. Biz önce bir çıkalım, sonra seni çıkaralım. Vallahi bayağı bir uğraştık, yaklaşık 2 saate yakın. Arabaların birini çıkardık, öbürü tekrar attık, tekrar onu çıkarttık. Buralar tam olmasa da gerçekten çok zor zamanlar geçirdik. Tahta koyduk altına, kiremit de koyduk, kar etmedi. Epey bir uğraştık. Gerçekten epeydir bu kadar iyi kalpli insanlarla karşılaşmamıştım. Yani canla başla sanki onların işiymiş gibi beni oradan çıkartmaya çalıştılar. Hep birlikte el birliğiyle arabaları oradan çıkarttık. Arkasından sanki bu yetmezmiş gibi bana balık hediye ettiler. Yani gerçekten çok değişik dönemlerden geçiyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Toplum olarak da, insanlık olarak da. Böyle güzel insanlarla karşılaşmak her zaman mümkün olmuyor. Gerçekten onlara çok teşekkür ederim. Bir dahaki sefere mutlaka onları bulacağım. Onlara ayrıca tekrar tekrar teşekkür ediyorum buradan. Bu balıkları da yerken onları hatırlayacağım. Gerçekten çok değerli, çok güzel bir hediye benim için. Zaten balığı çok severim. Yayın balığını arayıp bulamıyorum çoğunlukla. Tatlı su çuprası da buraya has güzellikte bir çupra. Her yerin tatlı çuprası bu kadar güzel olmaz. Sağ olsunlar Tekatar abim ve can kurtaran arkadaşım bana sudan çıkardıkları, pintellerden çıkardıkları balıklardan verdiler. Burada 5 tane tatlı su çuprası var. 2 tane de çok güzel yayın var. Bunları hep böyle suyun altında gezerlerken görüyordum ama hiç nasip olmamıştı bu sudan çıkan balıkları yemek. Hadi bakalım. Şimdi temizleyelim balıkları. Ardından akşama hazır olsun. Odun ateşinde güzel bir yayın şiş ve tatlı su çuprası yiyelim. Hadi bakalım.